Halkı Günler programı ile İzmir'den merhabalar. Bugün sizlerle her birimizin gelecekte yaşayabileceği ama bu dünyada hiç kimse yaşamasa ne iyi olur diyebileceğimiz bir başlıkta konuşma yapmış olacağız. Konuklarım olacak. Konumuz mülteciler ve sağlık. Son yüzyılda bu ölçüde bir Birinci Dünya Savaşı yılları hariç olmak üzere dar bir zaman alanında ve belli bir coğrafyaya bu kadar zorunlu bir göç, mültecilik hiç yaşanmamıştı. Ve en fazla mülteci gelen ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Ve savaşa en uzak kent olan İzmir'de bile zaman zaman son 2-3 yıl içerisinde sayısı 100 bini bulan mülteciler karşımızda. Kim bu mülteciler? Onlar bizim yabancımız mı? Biz onlarla kendimizi eşit koşulda görüyor muyuz? Onların sağlık sorunları neler? Onların sağlık sorunları acaba bizi dolaylı ya da dolaysız ilgilendiriyor mu? İnsani olarak mı? Hümanist olduğumuz için mi? Yoksa başka bir dünyayı hayal ettiğimiz için mi? Ya da tıbben gerekiyor mu? Buna benzer birçok sorunun cevabını birlikte üretmeye çalışacağız. Bugün çok değerli iki konuğum var. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum. Doktor Özhan Çetindağ, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Doktor Neşe Direk, psikiyatri uzmanı, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Mülteciler meselesi bütün hekimlerin aslında bir tür temas ettiği bir nokta belki de. Eğer o ülkenin mülteci akımı oluyorsa. Sizlerin mülteci ve sağlık başlığında ilgi alanınız nasıl gerçekleşti? Bir gün poliklinikte otururken karşınıza dinli bilmediğiniz savaş mağdurları mı geldi? Yoksa onun dışında neydi? Nasıl bir araya geldik? Biraz bunu anlatır mısınız? Benim şöyle oldu. Bir gün nöbetçiyken başka bir hekim arkadaşım vardı, Doktor Zeynep. Kendisi Halkların Köprüsü Derneği'nde aktif çalışıyor. Şu an ben de onun vasıtasıyla yaklaşık bir yıldır Halkların Köprüsü Derneği'nde sağlık sahasında aktif olarak çalışıyorum. Bir gün akşam nöbetçi olduğumu beni aradı, bir ricada bulundu. Suriye'de bir bebek hasta, yatması gerekiyor. Genel durumu kötü olmasa dedi, benim iletişim kurup hani hastayla ilgilenmemi istedi. Oysa siz çocuk uzmanı değilsiniz değil mi? Değil. Evet. Değil. Ben de o günkü nöbetçi çocuk doktor arkadaşlarla görüştük. Hastayı acil servise değerlendirdik. Sonrasında da hastanemize yatırdık. O şekilde kontaktım oldu. Aynı zamanda poliklinikte de sürekli Suriyeli mülteci hastalarla birlikte iletişim içinde bulunuyoruz. Onları muayene ediyoruz, tedavilerini düzenliyoruz. Bu şekilde olunca tabii bu rica etmeler, hasta gelmesi birken on oldu. Sonra ben de derneğe gidip gelmeye başladım. Sonra dernekte aktif olarak çalışmaya başladım. Suriyeli mültecilerle temasım böyle başladı. Sizin nasıldı? Benim aslında bir hasta aracılığıyla değil de 9 Eylül'de çalışan yine Halkların Köprüsü Derneği'nden bir arkadaşın dernekten bahsetmesi. Orada daha çok ilgimi çeken o mülteciler özelinde bir şey değil de halklar arasındaki kardeşliği ve barışı inşa etmek üzerine çalışan bir dernek olduğunu, toplantılarına katılabileceğimi söyledi ve toplantıya katıldığımda tabii ki hani var olan en önemli problemlerden biri de mültecilerle ilgili olan problemdi İzmir'de. Ve dernekte çok sayıda sağlıkçı arkadaş da var saha ekibinin dışında. Ve onların sağlık taramaları yaptığını ve hiç psikiyatri uzmanının olmadığını yardımcı olabilecekti. Dolayısıyla ruh sağlığı alanında hiçbir şey yapamadıklarını öğrendim ve bu şekilde ilk olarak sağlık taramasına katıldım. Benim de hani deneyimimin olmadığı bir alandı. Bu kadar yoğun bir mülteci grubuyla hiç çalıştığımı hatırlamıyorum. Ondan sonraki süreçte zaten dernek içinde çalışmalara başladık. Hem tarama üzerinde hem de çalışmalar yaparak farklı alanlarda. O zaman ben de nasıl ilişkilendiğimi söyleyeyim. Bir gün Cem Terzi Hoca aradı. Dedi ki bir dernek kuruyoruz, Halkların Köprüsü. İsmi daha tam netleşmemişti. Ama ilk işlerimizden bir tanesi mültecilerin sağlık taraması. Daha derneğin başvuruları yeni yapılıyordu. Ve biz işte bir grup arkadaş, Cem Hoca, ben, birkaç sağlıkçı daha, bir çocuk uzmanı arkadaşımız
Kobani'den yeni geçen mültecilerle temas edip onların ciddi sağlık sorunu olanlarla işe başlamıştık. Yani aslında her birimizin öyküsü benziyor ama Mülteciler ve Sağlığa Başlamadan Halkların Köprüsü Derneği'ni bir özetleyelim mi? Hani neyi hedefliyor? Çok da güzel bir dernek ve çok başarılı ve çok sayıda sağlık çalışanı ve sağlıkçı olmayan kişi mülteciler şu an onu önceleyerek neredeyse bir sosyal adanmışlıkla tüm zamanlarını oraya harcıyor. Biraz aşalım mı Halkların Köprüsü'nü? Evet, olabilir. Aslında hani demin söylediğim, özellikle onu vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü sadece bir Halkların Köprüsü Mülteci Derneği ya da mülteci hakları ile ilgili kurulmuş olan bir dernek değil. O saç ayaklarından bir tanesini bu sorun oluşturuyor. Örneğin işte her türlü halklar arası kardeşlik ve barış dilini inşaya yönelik etkinliğin içinde bir şekilde var olmaya çalışıyor. En son katılımlarla mesela LGBT dernekleriyle de işbirliğimiz başladı. Bu anlamda da işte toplum içindeki cinsiyetçi söylem vesaire üzerine çalışmalar sürüyor. Bunun gibi çok sayıda aslında faaliyeti olan bir alan. Bir diğer hani özelliği de örgütlenme biçimi olarak da çalıştığı alan dışında çalışan insanların da farklı şekillerde kendi beceri, yetenekleri, istekleri, arzuları ölçüsünde katkı sunduğu, işte çevirmen olarak ya da yardım malzemesi dağıtma ya da sağlık hizmeti sunma ya da sadece maddi katkıda bulunma ya da bambaşka işte kültür sanat etkinlikleri anlamında faaliyette bulunma gibi herkesin kendi yetenekleriyle bir şeyler sunabildiği bir yapılanmaya dönüştü ve çok da büyüdü. Hani benim katıldığım süre bir yıl içinde çok hızlı bir ivme gerçekleştirdi. Hatta şu anda sadece İzmir üzerinde kurulmuş bir dernek gibi görünse de çok sayıda farklı illerden hani şube kuralım ya da biz de hani nasıl katkıda bulunabiliriz gibi çalışmalara katılmak isteyen çok sayıda insan da var. Aslında şöyle bir yönü var değil mi? Olağan dışı durumlarda bu sel olabilir, deprem olabilir, savaş olabilir. Yardıma ihtiyacı olan halklarla bir dayanışmayı hedefliyor. Ama şu an kriz, mültecilik ve onların mağduriyeti üzerinden ve merkezine mültecileri yerleştirmiş oldu. Evet. Bir sağlıkçı yapılanması değil, sağlıkçıların içinde olduğu. Belki de son 50 yılın bu ülkedeki en güzel oluşumlarından bir tanesi, en pozitif oluşumlarından bir tanesi. O yüzden de Halkların Köprüsü ile ilgili biz bir altyazı da geçeriz. İletişimde bulunmak isteyen ülkenin her yerinden, yurt içinden herkesi de o dayanışma ağına dahil etmeye çalışırız. Özen arkadaşım, biraz mülteciler ve sağlık meselesine girelim. Siz aslında bir hekimliği yeniden tanımlama ihtiyacı olan bir dönemde hekim nasıl olduğunun da cevabını üreten dünyadaki bir grup hekimden birisiniz siz de. Çünkü hekimliği muayenehanenin ya da muayene odasının dört duvarına hapseden, yan odadaki meslektaşı ya da sağlık alanındaki diğer çalışanlarla bile günaydın dışında iletişimi neredeyse sınırlanan, 5 dakikada bir randevularla hastaların otomatik olarak bir banda yerleştirilircesine devri daim ettiği bir yeni dönemin ve karşı bir farklı bir hekimlik mümkündür söylüyoruz. Neden o? Genel cerrahi eğitim alırken ilk mülteci meselesiyle ilgilenmeniz bir çocuk hastanın sorununu gidermek meselesi. O açıdan bunu da söylemekte yarar var. Nasıl bir hekimlik, nasıl bir sağlıkçılık meselesinde bunu bin yıllardan gelen insanlığın ortak mirasının devamını üreten sağlıkçılarız. Bu iddiadayız ve bu zeminde aslında bu çabalarımızla arınarak, aslında bu neoliberal kirden arınarak hayata geçiriyoruz. O yüzden de ben bizi izleyen herkes adına da sizin gibi bu ve benzer başlıklarda emek harcayan tüm sağlıkçılara ve sağlıkçı olmayanlara teşekkür etmek isterim. Sağdan baktığımız zaman, yani önce bir hastanede karşılaştınız, bir çocuk hastayla ilgilendiniz ama sonra sokağa çıkıldı bir Halkların Köprüsü Derneği ile ve mültecilerin hem sağlık taramalarında hem de sosyal dayanışmasında bulundunuz. Sahaya çıktıktan sonra ne gördük mültecilere dair? Sahaya çıktıktan sonra... Ya da çıkmadan önce bilmediğimiz çok mu şey vardı? Öncesinde bir şey belirtmek istiyorum. Tabii ki poliklinikte bir servis de duruyoruz, ameliyata giriyoruz ama
Genelde yol yürürken dahi su ilmi ticari dışında genel olarak hastalar bazen hekime ulaşmakta sıkıntı yaşayabiliyor. İşte yoğunluktan dolayı, dediğiniz gibi poliklinikte sıra gelmemesinden dolayı. Yani yolda yürürken bile insanlar bize soru soruyor. Ki Suriyeli mülteciler bize ulaşması gerçekten daha zor. Bu şekilde sağlık taramalarının olacağını duydum. Bana da davet geldi. O zorluğu nedenlerini açalım biraz. Niye daha zor? Hani mülteciler için mi? Evet. Şöyle daha zor. Bir kere ben mültecilerin Türkiye'de kendilerini buraya ait olduklarını düşünmüyorum. Çünkü çok normal koşullarda yaşamadıkları için hani mesela aileleri tarıyoruz, çocuklara bakıyoruz, gebeleri tespit ediyoruz. Şunu görüyoruz, hiçbir şekilde hiçbir hasta, çocuk, sağlık şehrin koruyucu sağlık hizmetinden yoksun olduğunu görüyoruz. Örneğin çocukların aşılaması ile ilgili problemler var, gebelerin takibi ile ilgili problemler var. Hijyen koşulları, barınma koşulları, tabii bunları daha da açarız ama bununla ilgili şeyler bakın, aynı zamanda en büyük sorun dil problemi var. Ve bu dil problemi çözecek bir organizasyonun olmaması ve dediğim gibi kendilerini buraya ait görmemeleri ve aynı zamanda sonuçta buradaki ulaşım, iletişim sorununu da çözememeleri nedeniyle hastaneye ulaşmakta sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ya da varsa hakları, bu haklarından belki bir haber değil mi? Hani evet, belki aynen. Ücretsiz sağlık hakkına yararlanıyor kimi zaman ama onunla ilgili bilgisi yok. Nereye başvuracağını bilmiyor, dil sorunu var. Ben de aslında biz Halkların Köprüsü Derneği kurulmak üzereyken o saat aramasından bahsetmiştim. O dönem bir mültecilere dair bir röportaj program yapmıştık Agora'da ve Kale'de. O zaman Agora'da, yani nasıl söyleyebiliriz, İzmir Valiliği'nde yürüyerek 6 dakika mesafede bir yerde bir 2-3 yıldır Türkiye'de olan bir İzmir'de olan mülteci aileyle karşılaşmıştık. Çocuğu kendi çabasıyla Türkçe öğrenmişti. Ama o çocuğa hani nasıl söyleyeyim, bu sisteme, bu ülkeye dair yapması gerekenleri yapıyor. Anne de öğrenmiş Türkçeyi. Yani entegre olmak için de gündelik hayata yapabileceklerini yapmışlardı ama aşısı hiç olmamıştı. Evet. Okula gidemiyordu. Yani Türkçe okula gitmek istiyordu ve gidemiyordu. Böyle dezavantajlı yönleri var. Peki sahada daha çok hangi sağlık sorunlarını görüyoruz? Sahada dediğim gibi sahada sağlıklı kişilere de bakıyoruz. Sadece hasta kişilere değil. Hı hı. Çünkü sadece şöyle Halkların Köprüsü Derneği'ne atacak olursak, ben sağlık kısmında çalışıyorum ama aynı zamanda Neşe arkadaşın dediği gibi bu kültür sanat ekibi var, saha ekibi var. Birçok ekip var ama sağlık kısmında sağlıkçılar, gönüllüler ve tercümanlar sağlık taramasına çıkıyoruz. Biz şimdiye kadar Torbalı'da 3-4 defa sağlık taramasına çıktık. Foça Gerenköy'de 2-3 defa sağlık taramasına çıktık. Kadife Kale'de, Agora'da birçok sağlık taramasına katıldık. Şu sorunlar var. Bir kere sosyoekonomik seviyeleri çok düşük. Genelde Foça'da, Torbalı'da ki aileler genelde çadırlarda yaşıyorlardı. Ve bunlar mevsimlik işçi olarak çalışıyorlardı. Yeterince ücret alamıyorlardı. Ortalama olarak ailelerin genel gelirleri 1000 lirayı aşmıyordu. Hatta çoğu zaman 300 lira, 400 lira gibi gelirleri vardı. Tabii yetişkinler kolay iş bulamıyor bu mülteciler. Genelde çocuk işçiler oluyor. Mendil satanlar, hurdacılık yapanlar gibi. Ya da işte tekstil fabrikalarında, boya fabrikalarında çalışan çocuklar gibi. Ayakkabı sektöründe. Çok kötü bir öyle bir problem var. Genelde ailede bir kişi çalışıyor, diğerleri çalışamıyor. Bu problemler, sağlıkla ilgili problemlerde şöyle problemler var. Mesela en son taramada, Kadife Kale ve Agora'da yaptığımız taramada dediğiniz gibi merkeze çok yakın. İzmir merkeze belki de yürüyerek 5-6 dakika mesafede bir yer. Ama belki de oralar artık, yani oradaki evler, barındıkları evler, bodrum katlarda kapısı cam olmayan, çatısı akan, çatısı olmayan, rutubetli, belki de yıkılması gereken yerlerde ayda 300-400 lira kira vererek yaşamaya çalışıyorlar. Tabii bu da aynı şekilde koruyucu sağlık hizmetlerinin de eksik olması da etki edince, birleşince sağlık problemleri karşımıza çıkıyor. Mesela çocuklarda rutubet olması nedeniyle, ısınmak için sobaların olmaması, battaniyelerin olması nedeniyle genelde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi şeyler, hastalıklar oluyor. Aynı zamanda çocukların yani büyük bir oranı, %90 oranında aşıları olmuyor. Aşıları olanlar da şöyle, geldikleri yerde aşıları olmuş, tamamlanmış, artık aşıya ihtiyacı olmayan çocuklar. Ama burada doğan ya da orada doğup son bir yıldır, iki yıldır bulanların aşıları tamamen eksik. Gebelerin hiçbirinin takibi yapılmamış, hiçbir şekilde takip olmamış. Bize gebeler için
hastalar geldiğinde Suriye mülteciden genelde doğumundan 2 hafta önce geliyor. Biz işte onu hızlıca organize etmeye çalışıyoruz. Hekim arkadaşlardan rica ediyoruz. Bir şekilde onu yetiştirmeye çalışıyoruz doğumu, ama hiçbir şekilde gebe takibi, ultrason takibi, işte gebelikle ilgili diğer takipler yapılmayan hastalar. Onun dışında ne gibi problemler var? Sonuçta bu Suriye'den gelen mültecilerin yetişkin insanlar da var. Genelde kronik hastalıklar olan, diyabet, hipertansiyon, kalp rahatsızlığı olan hastalar da genelde ilaçları bitmiş hasta oluyor. Mülteciler. Yani hasta mülteci olduğu için hastalanma, evet, değil de hasta olarak gelmiş. Hasta mülteciler. Oradaki kronik hastalıklar olanları genelde ilaçlarını temin edemiyorlar. Sonuçta diyabet gibi, hipertansiyon gibi takip olması gereken hastalar, kan şekerinin takibi, kontrol yapılması gereken hastalar, evlerinde bir kan şekeri ölçüm cihazı bile yok çoğunun. Bu şekilde sağlık problemleri var. Sağlık problemlerinde en büyük nedeni sağlık sistemine ulaşılamaması yani. Oradaki defekt. Özellikle bu aşı kısmına biraz girsek belki de Türkiye'deki mevcut yeniden yapılandırılmış sağlık organizasyonunun aslında ne kadar mülteci olmayanlar için de riskli olduğunu, olağan dışı durumlar için görme şansı verecek bize. Aşı olmama nedenleri çocuklarını aşı yaptırmak istememeleri mi bir inanç ya da kaygı nedeniyle, yoksa öyle bir olanak mı yok? Ya da aşı yapmakla sorumlu resmi organizasyonlar ulaşma konusunda onları isteksiz mi? Nedir? Genelde şöyle çok genelde bilgisizliklerden, bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Aşılamaya karşı herhangi bir tutumları yok. Karşı tutumları yok ama oradaki ailelere bir ulaşım problemi var. Dediğim gibi koruyucu sağlık hizmetleri bu insanlar için şu an mevcut değil. Yani aslına bakarsak evet. Hani Türkiye'de mevcut sağlık sistemi içinde aşılama ile ilgili yeni sağlıkta dönüşümle ilgili sistemin zaten kendi içinde var olan, başlı başına olan problemleri, artı hani insanlar aşılama takvimini genellikle kendileri çok takip etme eğiliminde değildir. Çünkü o bir koruma hizmetidir, bilgilenmesi gerek vesaire. Burada zaten var olan problemler üstüne daha da riskli bir grup için, hani biz buradayız, burada kalacak mıyız yoksa başka bir yere göçecek miyiz gibi bir soru işareti bile kafalarında net değilken, aşılama onlar için hani unutulan bir alt şey haline geliyor. Kimse onlara bunu sormadığı sürece, aşılama hastalık oluşmadığı sürece söz konusu bile olmuyor. Yani benim çocuğum aşılanmadığı bilinciyle, yani Türkiye'de bile insanlar çoğu kez doktora gitmeyebiliyor. Hani Suriyeli mültecilerin bu bilinçle gitmelerini beklemek zaten hani çok gerçekçi olmayacak. Çünkü daha ciddi barınmak gibi çok temel başka bir problemleri de var. Hani yaşadıkları yerlerde 3 aile 17 kişi aynı odada bir arada yaşıyorlar vesaire. Dolayısıyla bu kişilere ulaşılmadığı zaman birinci basamak koruyucu hizmetler anlamında aşılama gerçekten şey, hani göz ardı edilen bir şeye dönüşüyor ve ben şey olarak, hani sen söyleyince çok bununla ilgili bilinç yok. O bilincin olmasını beklemek ve hani mültecilere ya canım hani kendileri de başvurmuyor bu nedenle demek gerçekten çok beklenecek bir şey değil. Çünkü hani Türkiye'de bile birçok aile... Evet, koruyucu sağlık hizmetleri öz itibariyle aynen öyle. Sosyoekonomik düzeyi çok düşük seviyede olanlar, eğitim düzeyi olmayanları daha önceler. Evet. Daha önceler. Onlar adına da mekanizmalar üretir. Şu an mevcut sistemde yani şu anı bilmiyorum çünkü siz biliyorsanız sormak isterim. Şimdi Türkiye'de sağlık ocağı sisteminden bir aile hekimi sistemine geçildi. Yani yaklaşık 2-3 bin civarında bir 3 bin civarında bir nüfus bağlanıyor bir aile hekimine. İster cezaevi olsun, ister dışarısı olsun. Öyle bir sistem üzerinden gidiyor. Ona bağlı olan hastaları izliyor. Şu an aile hekimi sisteminde bağlı mı onlar? Bildiğim kadarıyla değildiler. Onlar için bir Suriye polikliniği mevcut. Bize gelen hastalarda da genelde o Suriye polikliniğine gittiklerine sevk alabiliyorlar. Onun dışında herhangi bir aile hekim sistemine yani direkt takip altında bir şeyleri yok. Zaten o polikliniklerde o zaman tedavi edici hizmetleri, evet. Yani evet. Hastalanan ve evet, hani acısını, ızdırabını gidermek isteyenlerin başvurduğu bir yer aslında. Koruyucu sağlık hizmetleri o zaman aksamış oluyor. Şu açıdan da çok önemli sanırım koruyucu sağlık hizmetleri. Çünkü bir süre sonra mültecilerin gittiği ülkelerde çocuk felci, kızamık arttığında ya mülteciler geldi, hastalık kortladı cümleleri dolaşacak. Oysa ki aslında bir insan hakkı olarak hani o ülkenin yurttaşı olmak gerekmiyor temel insan haklarından yararlanmak için. Koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor.
Çünkü koruyucu sağlık hizmetleri bireyi değil, aynı zamanda o birey dışındaki herkesi koruyan bir şey. Yani istersek biz yani aşı olmayan çocuk henüz aşı olmamış diğer bütün çocuklar için bir enfeksiyon kaynağı aynı zamanda. O yüzden de bu çok önemliydi. Biraz yer ayırmak istedim. Çünkü mülteciler ve sizlerin de görüşünü almak istedim. Mülteciler ve sağlık başlığında sistemi ve otoritenin ilgili ülkenin otoritesinin, sağlık otoritesinin samimiyetini ve hani hedefini aslında bu koruyucu sağlık hizmetleri aşı bahsinde görmek mümkün. Çünkü aşı yapmadığında ayrımcı gibi bir özü varsa bile kendi yurttaşları yani kendi ülkesinin vatandaşı olanlar için de ciddi bir risk oluşturuyor. Yani onları da gözden çıkarmış oluyor ki Türkiye'de şu an kızamık aşısının değil mi 4,5 yaşa çekilmesinin nedenlerinden bir tanesi Suriye değil, bu güdülmüş olan yanlış politikalar diye bir bilgim var. Eksik olabilir hata, onları düzeltmenizi isterim. Sağlığın biraz önce bir şey söylediniz ama hani birçok komisyonda da çalışma grubu var dediniz. Bana bunların her biri aslında sağlıkla ilgili geldi. Çünkü sağlık dediğimizde biz sadece hastalık olmamayı değil, bedensel iyilik haline değil, ruhsal iyilik haline değil, aynı zamanda sosyal iyilik halini Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı gereği öngörüyoruz. Aslında sağlıkçı olmayanların da içinde yer aldığı bu dayanışma ağları, gerek Halkların Köprüsü gerekli yerlerinde, gerekse kültür sanat faaliyetlerinin her birinin aslında sağlık alanında da, yani sağlıklı olma, sağlıklı toplum anlamında da çaba olarak görebiliriz. Aynı zamanda biz böyle baktığımızda sağlığı, sağlıkçıların nasıl söyleyeyim, hegemonyasında olan bir alandan da çıkarmak değil ama hani oraya daraltmamış oluruz gibi geliyor. Buradan bakınca mesela sahada gördüğünüz olgulardan mesela sizi çok yüreğinizi yaralayan ne var? Hani çok vardır ama hani insan böyle yüreği yaralanır ya, yaralanınca da hani hayat boyu bu işle uğraşmak ister. Var mı öyle bir öykü? Benim şöyle iki tane kendim direkt ilgilendiğim hasta vardı. Bir tanesi çadırlarda, torbalıda gördüğüm 20-25 yaşlarında bir genç iş bulmuş, çalışıyor ama son bir aydır fıtığı sıkıştığı için çalışamadığını ifade etmişti. Ben de tabii kendim de yani cerrahi eğitim aldığım için onu kendi servisime yatırdım. Hocalarımızdan falan rica ettim. Sevkini yaptık, ameliyat ettik. Sonra gülerek sarılarak birbirimizle ayrıldı, taburcu ettik. Bunu tabii aynı zamanda beni sevindirdi, faydalı olabildiğim için ama bir de üzen kısım şu. Mesela çocuklarda olan konjenital, doğuştan gelen hastalıklar uzun sürede buradaki bir insanın bile zor ulaşabileceği, daha branşlaşmış hekimlere ulaşma zorunluluğunu Suriyeliler daha çok yaşaması tabii ki normal. Ama şöyle bir durum var. Mesela bir çocuk gördük, 5 yaşlarında yürüyemiyor. Kendisi Suriye'de 2 defa ortopedik ameliyat geçirmiş. Belki de bir dizi operasyon geçirmesi lazım. Sağlık yürüyebilmek değil de belki normal işlerini yapabilmek için, az miktarda yürüyebilmek için. Onu çocuk ortopedisine takip aldık ama tabii hasta da sonra bir şekilde İzmir'den göç etti. Tekrar ulaşamadık. Ne olduğunu da bilmiyorum. Evet. Göç etti diyoruz ama bazen de bu göç etme bir hayatı pahasına oluyor. Ne yazık ki Ege Denizi aslında bir mülteci kabristanına dönüştü. Mezarlık demek böyle zor ama bir kabristanına dönüştü. Hatta bir söz beni çok etkilemişti. Ege Denizi'nden balık yemek istemiyorum, İnsan etiyle besleniyor cümlesi çok önemli. Çünkü denizin altında hala çıkartılmayan çok sayıda mülteci var. İzmir'in sokaklarında seyyar satıcıların basmahalede en fazla sattığı ya da iş yerlerinin lokantada olsa, bakkalda olsa, hırdavatçısı olsa sattığı adı can yeleği denen ama hani aslında değil mi hani can yeleği olmayan ya da esnen şamrel dediğimiz değil mi can yelekleri ve şimebotlar bunlar satılıyor. İnsan yürürken aslında bir taraftan da insanlığa dair utanıyor. Neşe arkadaş, burada sizin biraz neler biriktirdiğinizden yararlanmamız gerekiyor. Psikiyatri ve mülteci dediğimizde farklı mı bu?
Ya da bir burada farklı olan ne? Yani mültecilerin psikiyatri alanından yardım talep etmemeleri mi? Ya da yerleşik olan psikiyatri alışkanlıklarımız çok mu hastaneleri kapalı? Hı hı. Evet, aslında psikiyatrinin genel probleminden bahsediyorsunuz. Yani o hastanelere kapalı olma, o klinik içinde hatta kapalı servislere kapalı olma hali. Psikiyatrinin bu son birkaç 20-30 yıldır olan ve kendi içinde de çok tartıştığı bir problem. Bizim daha çok sahaya çıkma pratiği edinmemizle ilgili. Biz bunları tartışırken zaten yaşanan toplu travmatik olaylar bizi zaten sokağa çıkartmak zorunda bıraktı. Biraz hazırlıksız bir şekilde başlayan bir pratikti. 99 depremiyle başlayan bir süreç. Ardından yaşanan doğal afetler ya da insan eliyle oluşturulmuş travmalar, işte Suruç'ta yaşanan olaylar, Ankara vesaire, ruh sağlığı alanında çalışan herkesi bir araya getirdi. Biz aslında bir süredir bu pratiğin içindeyiz. Biraz alaylı olarak bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz ama dünyanın genelinde aslında biraz da böyle. Psikiyatrinin sağ pratiği biraz geri kalmış. Hatta geziyi ekleyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Fakat bu son yaşanan olaylardan sonra bir takım hani ruh sağlığı çalışanların oluşturduğu bir takım ağlar var. İnsan Hakları Vakfı'nın önderliğinde, işte Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği gibi ruh sağlığı alanında çalışan çeşitli gruplar çeşitli ağlar oluşturdu. Hani hızlıca organizasyon oluyor ama mülteciler konusuna gelindiğinde ortada aslında akut gibi görünen ama akut olmayan bir, yani ani olmayan bir problem var. Yani bu aslında bizim süre giden bir yaşadığımız soruna dönüşmeye başladı. Dolayısıyla bu apayrı bir planlama gerektirmeye başladı. Çünkü yaşanan problem hani travma, ruhsal travma desek de buna, yaşanan sorun bildiğimiz anlamda ruhsal travmanın dışına çıkan birçok dinamiği de içeriyor. Çünkü sadece bu insanlar savaşa şahit olmuş, savaşın travmasını yaşamış insanlar değil. Ardından yolları belki hani evi yıkılmış, evini kaybetmiş, zorla göç ettirilmiş, yakınlarını kaybetmiş. Ardından başka bir ülkede yaşamaya alışmaya çalışırken kamplarda yaşamaya çalışmaya alışmak ya da bir takım ucuz iş gücü olup oralarda yaşadığı sorunlar nedeniyle daha büyük şehirlere yerleşip daha iyi bir yaşam sağlamaya çalışmak, oralarda da tekrar farklı travmalara maruz kalmak ve bu sefer yurt dışına yerleşip başka bir umut arayışına, yani süre giden de bir travmaya şahit olan bir grupla karşı karşıyayız. Bir problemin boyutu çok büyük bu anlamda bizim de çalışma pratiğimiz açısından. İkincisi, bu insanlara ulaşmak çok ciddi bir problem. Çünkü ne zaman bir yerde biz ruhsal travma ve mülteciler desek, evet hepsi travmatik. Nasıl çalışılabilir ki? Evet hepsi travmatik ama mutlaka bazıları daha travmatik, bazı durumlar daha acil. Peki nasıl ulaşacağız? Çünkü kimse, benim ruhsal travmam var, bana yardım edin ya da benim bir takım şöyle intihar düşüncelerim var diye ben başvuran, bana hiç kimse görmedim. Hani acillere, ÖSAN'a başvuran... Bu normal mi karşılıyorlar yani mülteciler ve çünkü çeviriyor. Kültürel olarak da duyguyu dışa vurmak çok uygun bir şey değil yaşadıkları coğrafyada. İkincisi, bir ihanet gibi algılıyorlar. Yani daha fazla ağlıyor, daha fazla üzülüyor olmak direnememek anlamına gelen bir şey. Aileyi geriye çekecek bir şey gibi algılandığı için bu hep başkaları tarafından, özellikle de gittiğimiz sağlık taramalarında ailenin diğer bireyleri tarafından da değil, kamp civarı ya da yaşadıkları bölge civarında o kişilere yardım eden kişiler tarafından, bizim gözlemimiz bu kişi biraz daha az konuşuyor, şu çok ağlıyor, burada birisi var, o çok bayılıyor, kendini öldürmek istediğini söyledi gibi bize dışarıdan olan hani insanların gözlemleriyle geliyor ve genellikle konuşmayı da çok tercih etmiyorlar başlangıçta. Belli bir sahada güven ilişkisi oluştuktan sonra ancak bir şeyler anlatmaya başlıyorlar. Bu şekilde aslında bu taramalarda çok fazla ruhsal problem olduğunu ve bazılarının çok da acil müdahale gerektirdiğini fark ettik. Ve bunlara müdahale ettik çoğuna da köprü olarak. Peki gözlemlerinize göre ve savaşın travması mı daha yakıcı, yoksa yakınlarını yitirmiş olmak mı? Ya da iç içe mi bunlar? Nasıl? Aslında bu iki travma birbirine, ruhsal travma birbirine geçmiş çok grift bir problem gibi görünüyor. Çünkü hani travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerinden biri de yaşanan travmaya ait o görüntülerin
canlanması. Bir yandan işte bir savaş varsa ortada o travmanın görüntüleri, bir bomba patlamasıysa, evin yıkılmasıysa bunlar gözlerinin önüne gelirken bir yandan da kaybettiği kardeşi için ağlayabiliyor. Yani bu ikisini apayrı ele alabilecek bir tedavi yaklaşımı zaten mümkün olmayacak ama ikisinin de acısını çekiyorlar. Hatta bir tık daha ötesi işte günlük 30 lira yevmiye alıp yaşadıkları bir göz eve 15 lirasını bırakıp hiç parasız 17 kişiye bakmak zorunda olmak gibi bir travma da. Bakın bu da şey değil, hani yaşanan bir günlük hayatta ders stresi, bu da bir travma çünkü sömürülüyor. Çünkü yaşadıkları sosyo-kültürel düzeyin çok daha farklı bir yerindeler. Belki kendilerine ait bir evleri vardı, okula gidiyorlardı. Şimdi hepsini yitirmiş durumda yaşamak da bir ruhsal travma kaynağı aslında. Bir yandan da onunla baş etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla hani az önce söylediğimiz şey çok önemli. Sağlık sadece işte birinin bir ağrıdığında ona yardımcı olmak değil. Hayır, kültür sanat etkinliğinden, yani o bölgede o çocuklara yapacağınız bir oyun oynama etkinliğinden tutun da götüreceğiniz, yapacağınız bir aşılamadan ya da çevirmen bulup ana dillerinde o insanlarla konuşmaya kadar her şey iyileştirici etki edebiliyor. Ki benim pratiğimde gittiğimde sadece o insanlara biz buradayız, geldik, size yardımcı olabiliriz deyip dayanışma göstermek bile bir iki saatlik o vakit geçirmenin ardından bile iyileştirici etkisini hissettiğimiz çok sayıda durum oldu. Psikiyatrik anlamda reddediyorlar mı arada? Hani Hiç reddeden olmadı yardım. Değil mi? Evet. Yani şikayetlerinin olmadığını, olduğu söylenen ve bizim yaklaşımda bulunduğumuz hiç kimse yardımı reddetmedi. Ve buradaki handikapımız şu, bir kısmının takibini yapabiliyoruz ama sürekliliği olan bir iş yapmıyoruz aslında. Biz o anda yardımcı olmaya hızlı olabilecek kadar yardımcı oluyoruz. Ardından bu insanlar göç edebiliyor, farklı yerlere gidebiliyor. Ama halen takip ettiğimiz kişiler var ve hani iyileştiklerini görmek hem diğerleri için iyileştirici bir şey oluyor hem tabii ki bizler için hani tedavi başarısına ulaşmak da oldukça güzel bir duygu veriyor sonuçta. Böyle birkaç vakamız, hani az önce sana sordunuz, böyle iyileşmiş ya da işte hani sizde etki bırakan çok travmatik hikayeler var ama ben etki bırakan olarak o hani iyileşmiş olanların hikayelerini hatırlamayı daha böyle tercih ediyorum. En azından burada söyleyebilmek anlamında. Çocuklar bahsine biraz değinelim mi? Hissettiğimiz kadarıyla birçoğunun geliri yok, iş yok, iş verilmiyor ya da zaten mülteci olarak iş bulmak zor. İş bulanlar çok düşük ücretle çalıştırılıyor. Sigortasız, yarı ücretli ve daha uzun süre. Ya da evin gideri küçük çocukların üzerine, değil mi? Evet. Kağıt toplamak, biraz önce de bahsettiniz, ya da mendil satmak gibi. Bu bizim coğrafyadaki alışılmış aile tipiyle evin reisi bir anlamda çocuk mu olmuş oluyor? Bu rol çocuğa nasıl geliyor? Aileye nasıl geliyor? Evet, yani bu bir zorunluluktan bir yana kaynaklanan bir şey. Hatta bazı durumlarda özellikle kadınlardan duyduğumuz şey, mesela bazı bölgelerinde Suriye'nin, bizim kültürümüzde kadının tarlada çalışması hiç uygun bir şey değildir. Ve şu anda mevsimlik işçi olarak biz tarlalarda çalışıyoruz. Bu çok utanç verici bir şeydi onlar için. Bunu özellikle hepsi tekrarlayan biçimde vurguladığı için bazen ailenin reisi konumuna onlar geçiyor. Çünkü hani kadınlar biraz daha hani yaşça daha genç, evin kızları tarlalarda çalışıyor. Hatta evin reisleri onlar haline de dönüşmüş oluyor. Bazen çocuklar, bazen de onlar. Bu ailenin dinamiğini tabii ki etkiliyor. Yani ama dediğim gibi hani şu anda yaşam üzerine, yani yaşamı sürdürebilmek üzerine bir savaşları olduğu için belki bu aile dinamikleri biraz daha geri planda gibi görünen ama o kronik travmayı sürdüren bir etken mutlaka aile içinde. Biraz da sağlık başlığında yaşadıkları pratik sorunlara değinmekte yarar var. İkinize de sormuş olabilirim. Ben aslında yaşadığım bir akut problemden bahsedebilirim, evet, bu anlamda. Evet. Çünkü hani bu bizim de problemimiz, evet, oluyor. Çünkü bu insanlar hani bir yardımda bulunup İşte şuraya gidin, orada işinizi halledin diyemiyorsunuz. Çünkü o zaman işler hallolmuyor. Çoğu kez bir tercüman eşliğinde mülteci dernekleriyle temasa geçip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakın tarihteki Botkalı facialarından birinde kimliklerini suyun altında kaybetmiş ve kurtulmuş, hayatta kalmayı başarmış bir aileye ulaştık. Ve onlar kimliklerin tekrar çıkartılması sürecinde yardımcı olduk. Bu süreçte sağlık sistemine ulaşmak üzere gittiğimizde bir şekilde hani provizyon alma sistemi vardır ya, kayıt oluyorsunuz vesaire. Provizyon alamadık.
Bunun nedeninin teknik bir kimlik numaralarının değişimiyle ilgili teknik bir sorun olduğu söylendi. Ve bu sorunun birkaç aydan önce işte Bakanlar Kurulu kararı alınmadan çözülemeyeceği ama burada akut bir problem vardı. Mesela bu tek başlarına asla aşabilecekleri bir sorun değil ve şu anda işte bu yeni kimlik kartı çıkaran herkesin şu anda yaşadığı bir probleme dönüşmüş durumda. Dolayısıyla hani akut böyle bir yeni bir problem var. Bu en önemli sorunlardan biri. Bir de eczanelerden ilaç alma sorunu İzmir özelinde. Bunu bir takım İzmir özelinde daha çok bu İstanbul'da halledilebilen bir daha görece evet. daha kolay. İzmir'de böyle bir problem vardı ve yakın tarihte yapılan anlaşmalarla bir hani eczane ağı kurularak bu aşıldı ama hani sağlık sistemini nasıl kurabildik bunu? Yani kendinden mi bireysel ilişkiler ve Halkların Cephesi evet, Derneği çok olarak da tabii evet. biz bunun biraz dışında kaldık hani başka şeyler oluşkan ama şöyle oldu. Gönüllü eczacılar ya da arkadaşlar şey yaptı, iletişim kurdular. Öncelikle bu gönüllü eczacılarla birlikte SGK arasında bir anlaşma oldu. Bu gönüllü eczacılar hani belli bir miktarda, belli bir bütçeye kadar ilaçlarını verebileceklerini ifade ettiler. Hatta bazı gönüllü eczacılar birkaç hafta sonra mesela Cem Hoca'ya mesela gelip bütçelerini arttırdıklarını falan hani söylediler. Hani fazladan bütçe ayırdıklarını. Şimdi daha çok eczacı, gönüllü eczacı var. Hani en azından o eczaneler ilaçları hastalara verebiliyor. İzmir üzerinden baktığımızda mültecilerin direkt başvurduğu poliklinik sayısı yeterli mi? Çünkü her sağlık ocağına ya da eski adıyla sağlık ocağı ya da toplumsal merkezinde gidemiyorlar. Hastaneleri acil durumlar dışında doğrudan başvuramıyorlar. Onu ben şöyle söylemek istiyorum. Çalıştığım hastane dışındaki hastaneleri görmedim. Çünkü yorum yapamam ama sağdan yorum yapabilirim. Şöyle sağdan yorum yapayım. Her sahaya çıktığımda akut solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyonları ağır şekilde çocukların, yetişkinlerin geçirdiğini görüyorum. Aynı zamanda kronik hastalıkların hiçbirinin takip olmadığını görüyorum. Gebelerin takip olmadığını görüyorum. Bunları görünce de demek ki bunlar sağlık hizmeti zaten alamıyor. Bir başka sorum şu olacak. Hani bu alanda gönüllü olarak çok çaba harcıyorsunuz. Hafta sonlarınızı, mesai sonrası ve hatta mesai içerisinde özel bir duyarlılıkla meslek pratiğinizi buluşturuyorsunuz ikiniz de. Öncesinde temas etmeden bu kadar çok mülteci olduğunu ve bu kadar yoğun sorunları olduğunu gazete okurken hiç aklımıza gelebiliyor muydu? Mesela benim gelmemişti bu yoğunlukta oluyordu. Peki şeyi sormak isterim yine. Mültecilerin kalma süresi arttıkça sağlık sorunları saha gözlemi olarak diyelim 3 yıl önce gelmiş, 2 yıl önce ya da 6 ay önce ya da 1 ay önce bu süre onların sağlık sorunlarında nasıl yansıyor? Yani benzer sorunların var. Mesela 3 yıl önce gelen görece ilk kuşak bu Suriye üzerinden soruyorum. İlk kuşak gelen mülteciler ve son gelenler arasında sahada gözlemimiz nasıl? Sağlık sorunları ve yaşama tutunma konusunda problemleri benzer mi ya da nasıl farklı? Daha az oluyor. Çünkü ama sebebi koruyucu sağlık hizmetlerine ya da diğer hizmetlerinden faydalandıkları için değil. Genelde burada hayata tutundukları için oluyor. Mesela ne oluyor? 3 yıl, 4 yıl önce gelmiş olanlar iş bulmuş oluyor. Onun dışında giyecek problemleri bir nebze diğerlerinden daha iyi çözmüş oluyor. Çünkü diğerleri halen bir mücadele veriyor. Mesela çocuklar, bebekler süt bulma mücadelesi veriyor. Bez, mama bunların mücadelesini veriyor. Ama mesela 3-4 yıldır gelenler ailede mesela 6 birey var. 3'ü, 4'ü düşük maaşla olsa çalışıyor. Ama belki de normal bir bireyin maaşına denk geliyor. Bir şekilde yaşama tutunuyorlar. Böyle olunca sosyoekonomik seviyeleri de geldiklerine göre yükseliyor. Gerekli gıdalara, gerekli giyeceklere, sağlık hizmetine daha kolay ulaşabiliyorlar belki de. Bundan ötürü onların durumu yani bir nebze daha iyi. Bir de hani komşuluk ilişkileri mahalle evet. içlerinde geliştirmeye başlıyorlar. İşte dil öğrenme konusunda en azından çocuklar daha hızlı öğreniyor. Bu arada halen okula gidemiyor evet. olabiliyorlar bu çocuklar. Ama biraz daha hayatın içinde işte komşuluk ilişkisi kurulduğunda birisi gebe kaldığında işte ha bak şu sağlık ocağına gidiliyor. Sizinki de oradaymış deyip belki o yanında eşlik edebiliyor. Evet. Tamamen aslında kendi bireysel entegrasyon süreçleriyle ilgili yoksa hani götürülen hizmetler farklılaşıyor. Daha hani yaygın bir hizmetin ağın parçası olabiliyorlar diye değil de kendi kurdukları ilişkiler güçlendiği için. Onları genelde komşuları hastaneye getiriyor çünkü. Aynen öyle. Onlar öğrendi yani. Mi bir kere o yolu sonra devam edebiliyorlar o hizmeti almayı ama bunu öğrenemeyecek durumda olanlar da olabiliyor hala. Peki mültecilerin yaşam alanlarında mülteci olmayan yerleşik ailenin bakışı nasıl?
Mesela komşuluk ilişkileri nasıl, onları nasıl algılıyor, gözleminiz nedir? Yani evet. Bir şehir var, bir yakınında oturanlar var. Evet. Hani bir onların varlığından belki haberdar olmayan koca bir şehir, koca bir ülke var. Bir de onlarla iç içe yaşayan, iş arkadaşı olan, belki de düşük ücrete çalışıp hani iş alanı daralttı diye görülen bir heyetinden nasıl bakıyorlar? Gözlemimiz nedir? Yani aslında bu genel olarak hani her durum için özetlenebilecek bir şey. Daha bireysel temas kurmuş oldukları kişiler hikayeleri duyup karşılıklı öğrendiklerinde birbirlerinden mesela o mahalle değişip dönüşebiliyor. Daha bu daha kolay olabiliyor özellikle daha küçük yerlerde. Ama bunun mümkün olmadığı hani daha genel bakışa şehrin geneline bakarsak evet böyle bir algı sürüyor. Hatta hani gazetelerde yakın tarihlerde çıkan şey işte konak turistik de bir bölge. Bunlar çok kötü duruyor burada. Bunları kaldıralım kelime de bunlar. Bunları kaldıralım buradan başka yere koyalım. Ya da fuar döneminde fuarda burası kaldırdılar. Olmaz çıkın dışarı çünkü şehir güzel görünmüyor gibi. Hani aslında böyle kötü görünen bir biblo gibi. Hani biz hepsini seviyoruz gelsinler ama kötü de görünmesinler gibi. Yani şehrin bakışı da bu genel olarak. Ama bireysel temas kurulduğunda ki genellikle kendi sosyo-kültürel düzeylerine yakın yerlerde zaten yerleşebiliyor bu kişiler. Bireysel temas kurulduğunda bu algı değişebiliyor ama bunun için hani toplumun algısının değişmesi için daha sistematik sadece bireysel temas üzerinden sempatik ilişkiler değil de belki politikacıların, medyanın dilinin değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi bu söylediklerimizin her biri aslında biraz ışık tutmuş oldu mülteci meselesine. Siz mesela yaklaşık İzmir'deki mültecilerin ne kadarına Halkların Köprüsü temas etmiş oldu? Rakam olmayabilir ama bir tahmin bir %10'una, %20'sine, %5'ine kabaca bir tahmin yürütebilir miyiz? En azından kent merkezinde olanları diyelim hani. Bir temas var ama bir de tabii bu çok zor bir soru çünkü sabit oturmuyorlar değil mi? Evet. Nüfus hareketleri çok fazla. Şu açıdan sordum, programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Resmi organizasyon hani İzmir ölçeğinde değil, genelde bir pürüz noktaları var. Koruyucu sağlık hizmetleri üzerinden. Bu organizasyonu Halkların Köprüsü gibi bu alanda yoğunlaşmış yapılar gönüllü temelinde daha mı rahat çözer? Devlet kaynak ayırdığında ve bunları desteklediğinde, bütçeden pay ayırdığında ve bu kurumlara desteklediğinde daha mı kolay çözer? Böyle bir görüşünüz, öngörünüz olabilir mi? Bu noktadan sonra evet. Çünkü hani zaten bu kişilere temasımız bir süredir var. Sadece bizim değil, çok sayıda mülteci derneği var ve hatta hani ana dillerinin konuşulduğu yerler olduğu için böyle daha hızlı temas kurabiliyorlar. Böyle bir bütçe ayrılsa ulaşım, bu kişilere ulaşma anlamında evet. Ama bu çok yeterli olur mu? Hani sadece bütçe ayırmakla bitecek bir mevzu mu? Hayır. Dediğimiz gibi hani ülkenin belki hani sağlıksa konu, sağlık hizmetlerinin buna entegre olması. Bu kanalların belki devlet tarafından para değil ama bu kanalların uygun bir şekilde açılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, bu kişilerin okullara, çocukların okullara kabulü alınması, eğitim hizmetlerinin sunulması gibi değişikliklerine mutlaka yapılması gerekiyor. Zaten eğitim almadıklarında bir süre sonra bunların koruyucu sağlık hizmetlerinin değerini, önemini kavrama şeyleri değişecek, eşikleri değişmiş olacak. Aslında okula gitmemek, eğitimden kendi dilinde ve ana dilinde eğitim vermemek, o insanların daha sağlıksız bir toplum olması için kolaylaştırıcı bir özü var. Son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle olabilir mi ikiniz için de? Biz tabii önümüzdeki dönemlerde belki sizlerle ve Halkın Köprüsü'yle ve bu alanda emek veren diğer kurumlarla sahada da belki de stüdyonun dışına çıkarak geçmişte olduğu gibi programlar yapacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. En azından bir kısmını, oldukça geniş bir kısmını birlikte hatırlamış olduk. Aslında bu programın amacı bizi izleyen herkesi temel bir insan hakkı olarak mülteci komşu olarak değil, mülteci iş arkadaşı olarak değil, mülteci sokaktaki çöp toplayıcı olarak değil, sadece insan bir komşu, sadece komşu, sadece iş arkadaşı dedirtebilmekti. Hepimizin bir gün yaşamaya zorunda kalabileceğimiz bir dram. O yüzden daha çok bunu gündemde tutmak istedik. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. İleriki dönemlerde, yeni yayınlarda
buluşmak isteriz. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Mülteciler ve sağlık dedik. Ama soru şu, sınır kimin sınırı? Bu sınırları bizler mi çizdik? Adı mülteci olanlar mı çizdi? Ya da mülteci olmak yurdundan kovulmak mıdır? Tüm bu soruların cevabını daha güzel bir dünyada ve üreterek cevaplama umuduyla hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.